Şimdi Kızılayız denizaltısını gezmeye geldik. İşte burada hediyelik eşyalar var böyle. Fincan takımları, Türk Deniz Kuvvetleri. Çok güzel hediyelik eşyalar var. Çakmak var, anahtarlık çakmak. 75 TL diyor. Oh, fincan takımı 421 TL'ymiş. Anahtarlıklar var. Böyle kupa bardaklar var. Deri cüzdanlar var. İnsanın alası geliyor yani. Şimdi böyle bir dışarıdan çekeyim dedim. Hızır Reis denizaltısı. Amerikan yapımı. Amerika'da işte 30 yıl görev yapmış bu denizaltı. Ondan sonra Türkiye'ye vermişler. Türk bayrağı çekilerek. İşte Türkiye'de görev yapmış. Türk karasularını kurmuş. Yaklaşık 1995 yılına kadar Türkiye'de görev yapmış yani. 73 yılından 1942 yılında Amerika'da süredilmiş. 31 yıl Amerika'da hizmet etmiş. Ondan sonra Türkiye'ye 63 yılında 30 yıl sonra işte Türkiye'ye veriliyor bu Hızır Reis. Adını da Barbaros Hayrettin Paşa'dan alıyor yani. Hızır Reis koymuşlar. Bu da gayret savaş gemisi. Bu da Amerika'ya. Yaklaşık bu da Amerika'ya 30 yıl hizmet etmiş. 30 yıl sonra işte Türkiye'ye vermişler. Bu da Türk bayrağı çekilerekten Türk karasularında görev yapmış. Birçok kuvvet komutanını misafir etmiş yani. Ağırlamış. Çok sessiz özellikleri var. 1997 yılında emekli olmuş ve buraya getirilerek böyle de müze olarak sergileniyor şu an. İzmit Kocaeli'nde, Kocaeli Körfezi'nde marina da burada sergileniyor. Yan tarafta da Pelikan uçuk botu var. O da Almanların. Bakın şanlı bayrağımızda nasıl rahatsızlığından kullanıyor. Gördüğünüz gibi tam arkamda Hızır Reis, Bayrek ve Pelikan hücum botu. Burası giriş yeri. İşte burada yatıyorlar. Yemekhane. Evet, her birinizin üzerinde yazıyor. Evet. Burayı hiç çekmiyorlar. Burası da koğuş ama karanlık. Bunun içinde nasıl yaşamış bu adamlar abi ya? Demir faal haldeyken içinde 84 kişi mürettebat görev yapmaktaymış. Burada bir kayrı sistemi. Burası da telsiz iş yeri mi? Evet, haberleşme. Evet. Bu şekilde. Biz 6 ayı zor yapıyoruz adamlar. Evet. Bunun için de görev yapmış abi. Bir çekelim. Çek abi, çek. Bunun olduğu yer burası mı? Diğer taraf. He. Bataryaları göremiyoruz. Platformun altında olduğu için. Burası teleskop falan, biz bakamıyoruz değil mi? Maalesef. Birkaç kişi olsa belki. Başımıza iş gelir diye yapıyoruz değil mi? Anladığım kadarıyla. Teleskopa bakamıyoruz mu ya abi? Maalesef. Keşke baksak ya. Yani normalde prosedürde bakmanız yasak. Birkaç kişi olduğunda bazen inisiyatif taşınıyorlar ama bu kadar kişi de. Aynen abi. Pazar günü normalde bir için. Burası da ön torpidolar mı? Arka. Arka torpidolar. Mühimmat edenler burada yatıyor. Sizin ettiğin vata sistemini şurada görebilirsiniz. Tamam, panonun yanında. Ufak bir kapıya gibi bir şey var. Aliye. İşte bu bölge
Şu tortusu, bu gördüklerinizde ranzalar, Sulayar Subay'ın yattığı yer gelmiş. Bakın ne kadar küçük yani, şöyle göstereyim. Yani bir kafam sığıyor yani, insan nasıl yatabiliyor ki burada yani. İşte burada da tuvaleti, banyosu var. Geminin de en güvenli olduğu yer böyle burasıymış. Yani herhangi bir saldırı anında bir şey olduğu zaman asker böyle buraya, toplanma alanı böyle burası aynı zamanda. Siz reis denizaltısınız.